İyi günler Memleket TV izleyenleri. Bugün 13 Ekim 2019 Pazar. Yine bir pazar, yeni bir pazar sabahında veya öğlesinde, gününde daha her zamanki aynı günümüzde ve saatimizde sizlerle beraberiz. Bugün Eğri Meydanı programlarının 11.si, yani yaklaşık 3 aya yaklaşıyoruz. 11. programımız. Takipçilerimiz bilir. Evet, şu anda konuğumu da görüyorsunuz. Bahri Kılınçel, etiketleyelim. Evet, etiketleyelim Bahri Bey'i de. Bugün Karapınar nereye gidiyordan ziyade, ilçemizden ziyade, ilimizde, ülkemizin, daha doğrusu dünya coğrafyasının en stratejik bölgesinde yaşadığımız gerçeğinden hareketle o Orta Doğu'nun, hatta Avrasya, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının kesiştiği noktadaki Orta Doğu'nun belki tarihindeki bir dönem noktası olan Arap Baharı diye bundan 3-5 sene önce başlayıp bir savaştır. Furyasının sınırımıza dayandığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de mensup olduğumuz devletimizin de artık bu gidişata bir dur demek adına Cumhurbaşkanımızın yıllardır bir gece ansın gelebiliriz dediği operasyona başlayalı 4. bugün 5. günü. Dolayısıyla biz böyle bir önemli günde, tarihimiz açısından, günümüz açısından bundan daha önemli bir kamuoyu gündemi ve başlığı olmadığını düşünerek bugünkü programı Karapınar nereye gidiyor değil, Konya'dan bakınca Suriye nereye gidiyor olarak değerlendirmeyi, programı yapmayı uygun gördüm. Dolayısıyla bu soruya, bu konunun da yorum yapabilecek çevremde en yakın tanıdığım, bildiğim, sevdiğim dostum, abim, komşum aynı zamanda. Emekli astsubay Bahri Kılınçel abim, araştırmacı, yazar aynı zamanda. Bu Türk tarihi konusunda olsun, tarihimiz konusunda, kültür konusunda birikimlerine, engin birikimlerine güvendiğim abim. Bir anda o şekilde bir aklımda şey oluştu, proje veya teklif. Sağ olsun kendisi de bugün yoğun işler olmasına rağmen yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bize bir zaman ayırdı. Bugün görüyorsunuz şu anda. Bahri abimle Suriye'den, Konya'dan bakınca Suriye nereye gidiyor konusunu çapımızca değerlendirmeye, yorumlamaya çalışacağız. Umarım bizi izleyenler sıkılmaz. Bu gündem içinde Karapınar'daki yok belediye şuydu, iktidar buydu veya Konya Belediyesi, valiliği filan müdürlüklerden ziyade ülke gündemi, Mehmetçiklerimiz şehit oluyor bir taraftan. Askerimiz oradayken bizim burada siyasi veya yerel şeyler konuşmamızın bize yakışmadığını umarak ben bugün böyle bir gündem ve böyle bir konukla sizlerin karşınıza çıktım diyorum. İyi programlar diliyorum. Abicim hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Nasılsın var abi, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, biraz önceki giriş konuşmasında söylediğim gibi biz bu Eğri Meydanı programlarını her pazar 12'de düzenli olarak yapıyoruz. Bu 11. programımız inşallah. Bugünkü yalnız ekstra bir program olacak. Malum, biraz önce de ifade ettim. Dünyada stratejik öneme sahip bir bölgemizin de çok önemli bir savaş demeyelim. Savaş kelimesi biraz, siz de askersiniz, ordu deneyiminiz var. Şanlı ordumuzda uzun süre görev yaptınız. Abi, ben sizin sözünüzü kesmemek adına şöyle bir giriş yapayım, size bırakacağım. Yani ulusal kanallardan, onlarca kanaldan pek çok uzman kendince, tabii kendi bakış açı veya tecrübeleriyle bir şeyler yorumluyorlar. Biz de kanal kanal dolaşıp zaten bir şeyler takip ediyoruz. Ancak Konya'dan bakınca biz buradan, yani siz de bir o en az o televizyonlarda, ulusal kanallarda konuşan insanlar kadar engin tecrübe ve bilgi birikimi sahipsiniz. Abi, Suriye'de ne oluyor? 5 gün oldu işte, çarşamba başlamıştı. Bugün 5. günü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki hareketini, hareket diyelim, savaş demeyelim, hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da bir bunu tanıttan sonra, sonrası için yani ne olur onu. Öncelikle biz bu sürece nasıl geldik, şu anda ne durumdayız? Buyur Bahri abi. Sözlerime başlarken kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada teröristlere karşı verdiği mücadelede adım adım giden kahraman Mehmetçiklerimizi, subaylarımızı, assubaylarımızı ve orduda en çok emektar olan uzman çavuşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Evet. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah onlara galibiyet getirsin. Evet. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz Konya'ya. Evet, bir mukabilinde. Evet, tabii bu harekat çok çok önemli bir harekat. Türkiye Cumhuriyet tarihinde Türk ordusunun giriştiği en büyük sınır dışı hareketlerden birisi gerçekten.
ve bu harekatı da gururla takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en kuvvetli, en modern silahlı kuvvetlerinden birisidir. Burada en önemli olay da şu. Biz Türkler Ötüken'den çıktığımızdan bugüne kadar kahramanlığın ne olduğunu, vatan savunmasının ne olduğunu, bayrak savunmasının ne olduğunu ve şehitliğin ne olduğunu en iyi bilen uluslardan birisiyiz. Evet. Ve biz şehitlik kavramını andığımızda Batı dünyası şehitlik kavramı diye bir şey bilmiyordu. İngilizce'de şehit kelimesinin karşılığı yoktu. Yok mu? Hala da bilmiyorlar sanki. Evet, yok. Bizden öğrendiler zaten. Hala abes abes. Amerikalıların şehit törenlerine bakın, bizi taklit ederler. Yani bizim şehitlerimize yaptığımız törenin aynısını yaparlar. Önceden falan şey yapmazlar. Yani yoktu böyle bir şeyleri. Dolayısıyla günümüze gelirsek şu var. Emperyal devletlerin bizi en son oradan Osmanlı, orayı biliyorsun 500 yıla yakın yönettiğimiz bizim topraklarımız orası. Hassa alaylarıyla biz Mekke'ye, Medine'ye altınlar gönderen bir milletiz. O kadim topraklara, Peygamber Efendimiz'in yattığı topraklara 500 yıla yakın sahip çıkmışız ve kardeş kardeş kavgası olmadan yürütmüşüz. O topraklarda insanlara değer vermişiz, inançlarına, ibadetlerine. Ne Musevilere ne Hristiyanlara hiçbir karışmadan serbestçe özgürlük verdik. Ancak emperyal güçler bundan hiç hazmetmediler. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı'nda yendiğimiz emperyal devletlerin ele geçirdiğimiz İngiltere'deki İngiliz ordusunun silahlarından, tüfeklerinden 5-10 tanesini Enver Paşa'ya götürdüler. O dönemde Enver Paşa biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Osmanlı ordusunun o silahlar, tüfeklerden bir tanesini Enver Paşa İngiliz elçisini çağırır İstanbul'da, de ki sizin namusunuz olan bu tüfeği aldık, buyurun alın tüfeğinizi diye bir ders vermiştir. Bu müthiş bir derstir aynı zamanda İngiltere. Fakat İngiltere derin devleti bunu hiç affetmemiş. Lawrence Orta Doğu üzerine eğitim yapmış, Arapçayı çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla Lawrence'e bunu vererek bu tüfeğin öcünü al diye göndermiştir. Dolayısıyla Osmanlı'yı arkadan hançerleyen o dönemdeki Arap sülalesinin askerleri ilk ateş ettiğinde Lawrence'in elindeki tüfekle ateş etmişlerdir. Şimdi İngiltere'de askeri müzede bulunan o tüfeğin kabzesinde küçük çentikler o tüfekle öldürülen Osmanlı askerlerini, büyük çentikler Osmanlı subaylarını gösterir. Dolayısıyla o dönemden beri hınç devam ediyor. Emperyalizmin İslam dünyasındaki ilişkisi devam ediyor. Ancak emperyalistlerin en büyük korktukları şey Türk ordusu ve Türk milleti. Onlar Türk milletinin gücünü her dönemden beri biliyorlar. Ancak gördük ki işte her şey şurada başladı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri kendisinin tükenen petrol kaynaklarını düzeltmek, petrol kaynaklarını bildiği için, yeni petrol kaynakları elde etmek için Bill Clinton döneminde 97'de şöyle bir strateji geliştirdi. Yeni bir yüzyıl için ulusal güvenlik stratejisi. Bundaki hedef şuydu. Hem Orta Doğu'ya hakim olmak, aynı zamanda Karadeniz'e hakim olmak ve Hazar'daki 200 milyon litrelik bir petrol rezervi var Hazar'da ve aynı zamanda Orta Asya'daki Türk devletlerine egemen olmak. Dolayısıyla Türk ordusu o dönemde ve Türkiye'nin karar alıcıları, Ankara'dakiler bunu fark ettiler. Hemen bir karar değiştirdiler. 1997 yılında Amerika'nın bu hamlesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir şey, milli askeri konseptini değiştirdi. Kaç yılında? 1997 yılında. 97 daha dünya yakın. 97 yılında değiştirmesi şöyleydi. Dedi ki biz Brüksel ve Washington'un asla önerilerini almayacağız. Dışarıdan silah bağımlılığından vazgeçeceğiz. Kendi milli silahlarımızı üreteceğiz. Milli kaynaklarımızı kullanarak orduyu modernleştireceğiz diye bir karar aldılar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin yerli işbirlikçileri ve ABD'nin egemen derin devleti bunu hiç unutmadı. Ve şöyle bir açıklama yaptı o dönemde. Bakın bu çok önemli bir şey. Türkiye'nin bölgede bağımsız bir güvenlik faktörü olarak güçlenmesi ve artan gücü bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktadır. Bakın.
Abi bir daha alır mısın şunu? Evet, çok Türkiye'nin güzel. Bölgedeki bağımsız güvenlik faktör olarak güçlenmesi. Yani bizden kopup bağımsız askeri güç olması diyor. Amerika. Artan gücü bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktadır. Bakın emperyal devlete bakın. Bunu söylemesi demek ne oldu? FETÖ denen işbirlikçi örgütü, bizim içimizdeki yerli işbirlikçi FETÖ'nün ajanları dolayısıyla o dönemde İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanımızdı. Bakın Akdeniz, Karadeniz'deki Amerikan donanmasının girişine engel olmuştu. Bir takım deniz kuvvetlerdeki komutanlar engel oldular. Black Spore diye bir şey oluşturuldu. Karadeniz gücü diye. Amerika bundan dolayı bütün o dönemde bu Black Spore'a dahil, Başbuğ dahil bunun için FETÖ'yü kullanarak hapsetmek zorunda kaldı. Bakın. Ve bizim o dönemden bu yana geliştirdiğimiz deniz gücümüz gelişti. Milgen, dolayısıyla milli gemimizi, silahlarımızı Havelsan, Rokelsan, Aselsan, TÜBİTAK gibi milli kuruluşlarımızın, milli mühendislerimizin ürettiği şeylerden Amerika rahatsız olmaktadır. Dolayısıyla Amerika'nın açıkladığı Arap Baharı diye başlatılan aslında Büyük Orta Doğu projesine engel olabilecek bir tane güç vardı. Türkiye Cumhuriyeti Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünden Amerika her daim rahatsız olmaktadır. Şimdiki günümüze gelirsek bu yaptığımız harekat Amerika'nın Orta Doğu'daki BOP projesinin önünde en büyük engellerden birisi olmuştur, set olmuştur. Ben Ankara'daki ayrı siyasi görüşlerden olabiliriz ama milli davalarda hepimiz en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes birbirine destek olmalı. Ben bu kararı alan devlet başkanımıza, yetkililere, genelkurmay başkanımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten milli güç olarak milli silahlarımızın da aynı zamanda orada güç gösterisi yapmasından dolayı bir Türk vatandaşı olarak, eski bir asker olarak gurur duyuyorum. Suriye'nin 30 kilometre derinlerine inen kahraman Mehmetçiklerimiz aslında İzmir'e kadar Yunanları denize döken, aynı zamanda M.Ö. 209 yılında Metehan'ın kurduğu ordunun ruhunu taşıyan askerlerimizdir. Kesinlikle. Dolayısıyla Türk ordusunu dünyada hiç kimse yenemez. Yenmemiştir. Yenemeyecektir değil mi? Yenemeyecektir de. Ve buradan emperyalist Amerika dahil hepsi devrulup gideceklerdir. Ancak hazin olan şu, millet olarak şunu artık anlamalıyız. Bir, işte birlik olmalıyız. İşbirlikçilere asla fırsat vermemeliyiz. FETÖ gibi örgütlerin farkına varmalıyız. İster dindar olsunlar, dindar olmasınlar, namaz kılsınlar, sakal bıraksınlar, tesbih hiç fark etmez. Bunlar işbirlikçi olduğunu hemen tespit etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun. Onları her yerde deşifre edip hemen defterlerini dürmeliyiz. Bakın şimdi çok ilginç bir şey oldu. Bugün uğruna gidip savaştığımız, aslında Türk diye bir kavram bile kalmayacak olan Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Akıncı bile harekata karşı çıkıyor. Hepimize bir ibretli ders olsun bu. Değerli izleyiciler, bakın şimdi Türk ordusunun bu güzel harekatını kınayan ülkelere baktığımızda İran, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, İsrail. Bakın hepsi bir araya geldi. Hepsi işbirlikçi, hain, emperyalizmin taşeronlarıdır bunlar. Arap Birliği, Arabistan. Arap Birliği kınıyor, düşünün yani. İçinde Müslümanların olduğu, Müslüman insanların yönettiği bildiğimiz Arap Birliği. Yıllarca da biz başkanlığını yaptık biliyorsunuz. Arap Birliği kınıyor harekatımızı. Düşünün. Ama hiç kimsenin umurunda değil. Bakın Türkiye'deki karar alıcılar tarihin döneminde ilk defa İstanbul'un fethi gibi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'dan çıkıp İstanbul'dan giderken geldikleri gibi giderler dediği gibi Afyon'daki Kocatepe'den hedefiniz Akdeniz ileri diye emir veren o Gazi Mustafa Kemal'in olduğu gibi emir vererek ABD'ye rağmen, İngiltere'ye rağmen, Fransa'ya rağmen, herkese rağmen oranın derinliklerine girilmiştir. Ve Türkiye'ye el uzatan herkesin elleri kırılacaktır. Ve bu güçte olduğumuz sürece bizi hiç kimse şey yapamaz, yıpratamaz, yenemez, geriye de döndüremez Türk askerini. Ben Kıbrıs'ta çalışıyordum 1981-82 yıllarında. Orada bir emekli polis Ali abi vardı. Ali abi 1960 yılında Rumların bir fabrikasında işçi olarak çalışıyormuş. Rum patron sabahleyin vardığında 1960
60 yılında dedi, 59 yılında dedi, patron düşünceli sigara içiyordu Rum patron. Neden sigara içiyorsun diye sordum dedi. Ya dedi, bizim Makarios Menderes'le anlaşma yapmış. Buraya bir tane Türk alayı geliyormuş. Kıbrıs'ın Lefkoşesine, yanına da bir Rum alayı konacakmış. Türk ordusunun buraya gelmesinden dolayı çok üzülüyorum. Buraya Türk askeri gelmemeliydi. Çünkü dedem bana demişti ki, bakın Rum diyor, dedem bana demişti ki, oğlum Türk askeri bir yere ayağını bir basarsa, geriye dünya kalsa geriye adım attırılmaz demişti, diye söyledi. Dolayısıyla bakın biz o dönemdeki en başarısız olduğumuz dönemde, en fakir olduğumuz dönemde Kıbrıs'a karar veren o rahmetli Ecevit, Allah rahmet eylesin, rahmetli Erbakan, ikisinin siyasi kararı sonucu Kıbrıs'a darbeden 72 saat sonra Girne'deki kıyı ucunu tutmuş bir kahraman ordunun mensuplarıyız. Ve ne oldu? Millet arkasında olduğu için bunu başardık. Gittik, kaç yıldır da orada sınırı çizdik. Bizim vatandaşlarımız rahat şekilde yaşıyor. Dünya hiçbir şey yapamadı. Amerika'nın ambargosu aslında bize bir ders oldu. Şimdi Amerika satmayacakmış, İtalyan silah satmayacakmış, Fransa satmayacakmış. Ellerini arkana koysunlar. Ancak unutmasınlar ki, bakın daha önce terörle mücadelede Diyarbakır bölgesinde İtalyan gazeteciler geziyorlarmış o dönemde. Oradaki silahlı kuvvetlerin bizim bir tabur komutanı, yarbayımız, gazetecileri çağırmış. Demiş ki karargahta bir çay için, PKK'nın döşediği askerlerin kolunu bacağını kaybettiği mayınların hepsini getirtirmiş o diye dizmiş. Demiş ki İtalyan gazeteciler, beyler bu mayınlar hepsi İtalyan malı, bakın demiş. Dolayısıyla şu anda IŞİD'in elindeki, PKK'nın elindeki, YPG'nin elindeki bütün silahlar bu karşı çıkan emperyalist devletlerin silahları. Bundan hepimiz ders almalıyız. Dolayısıyla çok başarılı bir harekat, başarılı da olacak. Oradaki teröristleri de def edeceğiz. Bizim insanlarımıza şimdi o teröristler, düşün Kürt vatandaşlarımız olduğu Mardin'e, Ceylanpınar'a, Aşkale'ye şey atıyorlar. Havan mermisi atıyorlar. Orada 18 tane şehit verdi. Sivil insanlarımız, küçük çocuklarımız, bakın. Dolayısıyla emperyal devletler hep bu terör örgütüyle. Bakın PKK terör örgütünün arasında 14 tane büyük devlet var. PKK'ya yardım eden 34 tane dünya devleti vardır. Bugün İngiltere'ye bakın. İngiltere en büyük emperyalist devletlerden bir tanesidir. Londra'da bütün terör örgütlerinin ofisi vardır. Niçin biliyor musunuz? İngiliz derin devleti bunlarla ilişki yok. Sadece İngiliz çıkarlarına zarar vermeyin, ne yaparsanız yapın derler. Böylesine bir katil devletler. Amerika şimdi Irak'ı işgal ettiğinde orada yarattığı Ebu Garip cezaevindeki işkenceleri, Irak'taki 1 milyon insanı öldürdü katil Amerika. Bakın. Irak'ta, bu insanların Irak'ta bize ders vereceği hiçbir şey yok değerli dostlar. Dolayısıyla biz gücümüze inanacağız, milletimizin birlik beraberliğine inanacağız, ordumuza destek olacağız, polisimize destek olacağız. İşte karşılıklı görüşlerimiz farklı olabilir, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ancak bizler de beraber oluyoruz. Tasada, kederde, başarıda beraber oluyoruz. Nasıl ki cuma namazında aynı saf tutuyorsak, nasıl bayram namazında aynı saf tutuyorsak, dolayısıyla bu tür devletimize destek konusunda da kesinlikle ve kesinlikle destek olmamız gerekiyor. Bu harekatın hiçbir güç engelleyemeyecektir. Hiçbir emperyal gücü de asla yetmeyecektir. Çünkü buradaki emperyal gücün amacı şu, bakın. Önce bir Kuzey Irak'ta denediler Barzani Efendi'ye. Türkiye Cumhuriyeti asla kabul etmedi, devlet mevlet ilan edemediler. Küçük bir devletçik olarak kaldılar, garnizon devleti. Şimdi Amerika burada şunu denedi. Buradan İsrail'e bir koridor açabilir miyiz? Golan Tepelerini İsrail'e verip Suriye'yi bölebilir miyiz? Böylesine bir şey geliştirmek istedi. Buna engel olan Türk ordusuna şimdi Amerikalılar habire engel olmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü asla bilememişler. Asla bilememişler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü öğrenmek için şunu öğrenmeleri gerekir. Orta Asya'dan bu yana geldiklerinde, Türklerin öyküsünü okuduklarında, Türklerin savaşlarını okuduklarında, Selçuklu'daki Timur'un ordusunda olsun, Meta'nın ordusunda olsun, Osmanlı ordusunda olsun,
her şeyle ilgili Türklerin tarihini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Evet abicim, teşekkür ederim. Gayet geçmişi çok güzel günümüze göre sosyolojik, askeri açıdan ve uluslararası ilişkiler açısından özetledim. Teşekkür ediyorum. Ben de siz konuşurken ziyadesiyle faydalandım. Birkaç nokta aldım. Onun üzerine basarak hemen ikinci bölüme geçelim. Şimdi bilmediğim konular bunlardı. 1997'de Türk ordusunun artık bir rota değiştirdiğini bir karardan okudunuz da zaten. Evet. İşte o zaman 1923'te Gazi Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ordusunun dönüm noktası değil mi abi? Bu 1997'deki tabii, bu karar. Tabii, tabii. Yani eğer noktası. Ki o 97'deki o karar alınmasaydı mevcut iktidarın şu anda bunun adını yerli ve milli dediği bu olay olmasaydı biz bugün Suriye'de olamazdık. Olamazdık. Ben, olamazdık. Yani 1997'deki bu kararı alanlara da haklarını teslim etmek lazım. Artı şöyle bir şey oldu. 97'den sonra bakın 97'den sonra 2002'de Adalet Kalkınma Yeni Partisi iktidar geldiğinde de hiç kesintisiz olarak ona bu devam şeye devam etti. Aksine tamam, tamam. Daha da fazlalaştı. Evet, mesela abi. Bak burada çok ilginç bir örnek vereyim. Sözü gelmişken 1997'den devam eden MİLGEM projesi, Milli Gemi Yazılımı ve Milli Gemi İnşası devam ediyordu. Bakın 11 Şubat 2011 günü Cumhurbaşkanımız, o dönemde Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bir savaş gemisi denize indirdi Gölcük'ten. Adı neydi? Çanakkale'de mayınları döken Nusret. Nusret savaş gemisini. Fakat emperyalizm o kadar şey ki işbirlikçileriyle aynı gün saat 11'de 400 tane denizciyi bu işbirlikçi FETÖ'nün elemanı savcı Öz Beşiktaş Adliyesi'nde 400'ünü tutukladı. Dolayısıyla bizim şimdi milli gemilerimiz devam ediyor. Evet abi. Neyse, bu çok güzel bir şey. Evet abi, ben zaten ona gelecektim. Yani dolayısıyla bu dediğiniz gemi olayının devamı mevcut iktidar o zaman yani devam ediyor tabii iktidar. Savunma sanayisindeki özellikle yaşanılan yerli ve milli silah tesisattaki bizim yerlilik oranımız öyle bir sevindirici hale geldi ki artık biz herhangi bir silahımızı kullanmak için veya yedek perçe temini için dış güçlere, özellikle dış güçte sıradan dış güçler değil, egemen güçler yani bizim bu bölgede güç olmamızı istemeyen, biraz önce belirttiğiniz şer güçlerin kozlarını elinden almış olduk. Ve kesinlikle. Şu anda da inanıyorum ki Suriye'de yerli ve milli savunma sanayimizin bu son 10-15 yılda belki 20 yıldadır yapıla gelen silahları, tesisatları, teknolojilerin orada birebir tatbik edildiği, uygulandığı ve %100 başarı aldığı, yani kırıntılarından aldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ben bu dikkatimi çekmiş, yani 97'deki alınan karara bir teşekkür etmek adına. Evet. Bir de abi siz saydınız da hani bu Türkiye'nin bu barış harekatını kınayanların arasında başta Arabistan olmak üzere bayağı bir ülke saydınız. Ben bildiğim kadarıyla İran yok. Siz İran'da saydınız. İran var mı? Kınadın mı İran? Var mı? Ben kaçırdım. Fakat ben kimin olduğundan ziyade kimin kınamadığına bakıyorum. Yani tabii bizim güçlü olmamız ister ki. Abi kınamayan Macaristan var ya. Her isteyen biliyor musun? Yani. Şimdiki siyasi iktidar ümmetçilik, siyasi İslam üzerinden yürüyor ya. Ya arkadaşlar yani bu bir Macaristan'ın kınamaması, hatta Avrupa Birliği'nin kınamasını veto etmesi, oyunu bozması benim için orada, anormal anlamlı. Orada iki tane devlet var dikkati çeken. Birisi abi, Macaristan. Biri, çünkü abi bir diğeri, de şu var bak abi. Diğeri? Bilmiyorum, aynı şeyi mi söyleyeceğiz? İsrail ile Filistin ikisi aynı safta bizi kınadı. Evet, yani evet. Filistin ile İsrail, ya Filistin yıllardır Türkiye'nin kutsalı ya. Sanki adeta bir Mekke, Medine gibi üçüncü olarak biz Türk İslam dünyası olarak bizim kutsalımız Filistin. Biz yanıp tutuşuyoruz. Bileziklerimizi mi vermedik? Neyse olayı silahatmayalım. Fakat İsrail ile beraber Filistin'in Türkiye'nin bu harekatını kınaması da tarihe not düştüm. Ben düştüm evet, abi. Macaristan nasıl düştüyse. Evet. Filistin'le İsrail'in Türkiye'yi kınamasını not düştüm. Şimdi diğer bir ülke var orada. Bakın dikkati çeken İspanya. Bize destek veren. Niçin İspanya destek veriyor? Bakın İspanya terörün en kötü dönemini yaşamış. Yaklaşık 40 yıllık bir terör örgütünün şeyinde kalmış bir devlet. Ancak milli bir devlet. İspanya bakın ne yaptı terör örgütüne karşı? Katalan bölgesindeki yerel federal meclisin 150 tane meclisi lağvetti. 150 tane milletvekiline tutuklama kararı aldı. Ve milletvekillerin bir kısmı Avrupa'ya kaçtılar. Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya falan kaçtılar. Ama Avrupa Birliği bunu onayladı. Dedi ki hakkı var. Bakın asla böyle bir şey olamaz. Çünkü bağımsızlık kararı alamazlar diye.
Bu da bir ders oldu. Dolayısıyla İspanya kendi terör tecrübelerinden dolayı bize en büyük desteği veren. Macaristan kendini Türk olarak niteliyor. Biz Türk soyundan geliyoruz diyorlar. Evet, abi. Her yıl orada Türk şeyi kurultayı yapılıyor. Yapıyor. Binlerce Türk Orta Asya'dan geliyor yapıyor. Evet, ama abi. Bizim burada da bir kısım insanlar Türk dediğiniz zaman ırkçılık. Evet, oluyor efendim. Arap olduğu zaman da ırkçılık. Ama Arap olursa da bu gayet güzel şey. Kürt yani, derse gayet evet, iyi. Ama ayrıntıya girmeden dostlar, yani benim bugün bu programda dikkat çekmek istediğim, bizi izleyen ve izleyecek olan tabii aynı kalacak. Zaten duyduğumuz bildiğiniz şeyler olduğuna eminim ama ben şahıs olarak ve Bahri abimin de aynı düşünüyorum. Bugünler gelir geçer de bugünlerden biz ne düşünüyorduk, ne not düştük onun derinliğim. Birkaç mesajla sizin ulusal kanallardan ve çevreden beğendiğiniz yazarlardan, beğendiğiniz gazetelerden, televizyondan ziyade bizim de bu konudaki görüşlerimiz adına, not düşünmesi adına birkaç konu altını çizmek istiyordum. İşte birisi bu. Yani bu yerli ve milli savunma ve silah sanayinin 1997'deki alınan hükümet kararıyla sonra zaten ülkenin öyle bir şey yön değiştirdiğinin mevcut iktidarında Allah razı olsun hakkını teslim edelim. Evet, kameramız bir kazaya uğradı. Hemen düzeltiyoruz. Evet abicim, herhalde şöyle, evet açımız yine aynı yerinde. Birincisi buydu. İkincisi de Filistin'in İsrail'le beraber Türkiye'yi kınaması, Macaristan gibi Hristiyan bir dini kabul eden soydaşlarımızın Avrupa Birliği'ne oyunu bozarken. Şimdi hemen hızla gelelim çünkü süre doluyor. Abi şimdi bu bilinen gerçekleri biz tabii kendimiz şeyde düştük de ben şöyle bir yorum veya görüş ortaya atıyorum. Yani ben inanıyorum, sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Sonuçta yani zaten biz 4 gün önce tamam girdik de adını Barış Pınar'a koyduk. Yani zaten bu olay, bu hareket emperyal güçlerin yani başta perde arkasında İngiltere, perde önünde Amerika'nın bu Orta Doğu'daki BOK projesinin senaryosunun artık bir süre değil bir kırılma noktası diyebilir miyiz? Yani yeni bir İsrail, yeni bir küçük Kürdistan kurma hayallerinin Türkiye abi, tarafından bozulması mı? Bir dakika yani abi, şu da var yani. Ben bu konuda abi ben açık söylüyorum. %50-50-50'yim. Yani çünkü izliyorum iki tarafın kanallarının görüşlerinde. Ben henüz karar veremedim. Hikmet Peker'e bugün tarihi itibariyle bugün ayın kaçı 13 olarak ben. Yani gerçekten Türkiye bunu hür, bağımsız, özgür iradesiyle yerli ve milli sanayini silahlarına güvenerek, milletine güvenerek Amerika'ya ve Yedüvel'e meydan mı okuyoruz? Yoksa bak bu %50 bende abi. Bende de aynı yani. Yoksa Trump'la bizim Tayyip Bey anlaştı da bu da bir gelip geçici bu bölgedeki seçim ortamlarının veya halklara, bazı ülkelere karşı yapılmış bir proje mi uygulanıyor? Yani şöyle bir yani proje değilse bundan hadi bugün yarın istenen yerlere hemen hemen girildi. 3-5 gün sonra tamam artık bizim girişimiz duracak. Sonra yani 10 gün sonra, 10 ay sonra, 1 yıl sonra oran ne olacak? Bu konuya net bir cevap henüz şu anda yok. Yani öyle olunca acaba bu da bir Amerika ile danışıklı dövüş mü? Veya tabi bu işin içinde Rusya'nın da var. O tür görüşlere asla şey itibar etmemeliyiz. O şehir efsanesidir. Şehir efsaneleri genelde biz çok inanan bir toplumuz. Ama asla 80 bin kişilik orada bir Türk ordusunun içeriye operasyon yapılması işte şöyle anlaşmış da böyle yok yok aman bu tür şeylere falan algı operasyonlarına asla inanmamak gerekiyor. Şöyle peki şey, ne olacak abi siz? Şimdi en önemli sorun olacak şey şu. Türk ordusu orayı aynı şeydeki Beri'deki Afrin'deki gibi kontrol edecek, gözlem noktası kuracak. Sonunda zaten bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi Rusya ile anlaşmamız. Bakın Rusya büyük bir partnerimiz artık bizim yani. Dolayısıyla Rusya ile anlaştığımız için şu anda bir tek kırılma noktası Suriye'deki yönetim olan Esed rejimine karşı siyasal iktidarın katı bir duruşu var. Bu zaten bu toprakları biz temizlediğimiz zaman mecburen gerçekleşecek. Biz Suriye'deki rejimle diyalog kuracağız ve Suriye'deki rejime oraları teslim edip ancak oralarda yalnız yönetim olarak bu Esed yönetiminin katı yönetimi değil, Suriye'de yeni bir yönetimin oluşturulması Rusya, İran üçlüsünün, Türkiye üçlüsünün sonucu olarak o topraklarda tekrar kendi vatandaşlarının yaşadığı özgür bir Suriye yaratmak için çaba göstereceğiz. Bundan geriye dönüş asla olmaz. Abi Amerika tasını tarağını toplayıp gidecektir. Ancak şöyle bir şey, Amerika şimdi yeni işbirlikçiler buluyor kendine. Nasıl? İşte Suudi Arabistan bakın.
Suudi Arabistan'ı buldu. Suudi Arabistan'ı abi kullanıyor. Ama Arabistan zaten Amerika. Suudi Arabistan'da ya. Bakın değerli Müslüman kardeşlerim, beni izliyorsanız bunu iyi duyun. İki tane pilot türü vardır. Bir tane Suudi Arabistan'da paralı, maaşlı Amerikan pilotları vardır. Amerikalı olup Suudi Arabistan'dan maaş alıp savaş uçağını kullanan pilotlar. İkincisi de Suudi sülalesinin kendisinden oluşan hava kuvvetleri pilotları vardır. Bakın. Halka güvenmez. Halktan bir tane savaş pilotu yoktur Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla bunlar besili tavuk gibi otururken Amerikalılar bunlara diyorlar ki hadi bu uçaklara binelim, şu biraz Amerikan şirketlerine para kazandıralım, binelim diyorlar. Biniyorlar, gidiyorlar. Yemen'de gariban çocukları öldürüyorlar. Kadınları öldürüyorlar. O fakir Yemen, biz yıllardır fakirlikle mücadele eden Yemen'e işte Husileri öldürdük diye geri geliyorlar. Ondan sonra Kabe'de namaza duruyorlar. Baksın sizin bu tavrınız. Yani orada Müslüman Müslümanı öldürüyorsa emperyalizmin bir oyunudur bu. Dolayısıyla bu en kısa zamanda da Arap dünyasında bu emperyal güçlerin hizmetinde olan uşakların gitmesi. Yani Suudi yönetiminin değişmesi, Irak'taki yöneticilerin değişmesi, Suriye'deki yöneticilerin değişmesi, Ürdün'deki. Bakın Ürdün'ün hiç sesi soluğu çıkıyor mu? İsrail neredeyse Ürdün'ün yarısı topraklarını alacak. Bir kısmı daha bizim geçen de açıklama yaptı İsrail'in başbakanı. Dedi ki Ürdün'ün bir topraklarını alacağız biz dedi. Sesi çıkmıyor kral ailesinin. Neden? Evlerindeki hizmetçiler Fransız, çocuk bakıcıları İngiliz, evdeki aşçıları Amerikalı. Böyle işbirlikçi insanlar bunlar yani. Abi ağzından bal damlıyor. Gerçekten çok güzel. Bak son cümle güzel. Tartışma ve diyorsun ki yani Türkiye artık İran'la ve Rusya'yla bir oldu. Oraya girdi. Bundan sonra Amerikan Araplar da dahil bu hakimiyetleri sona erecek. Abi bunu gerçekten heyecanla mı söylüyorsun? Sen askersin yani. Biz şimdi Amerika'ya rağmen mi yapıyoruz? Yani siz buna ne diyor musunuz? Yani Amerika'ya rağmen mi yapıyoruz? Evet, Amerika'ya rağmen yapıyoruz. Keşke öyle olsun abi. Yok, yok kesinlikle. Ama bak, bu şu demekler aynı zamanda. Şimdi Amerika'ya rağmen Türkiye Suriye'nin kuzeyine, onların kuzeyine girdi diye Amerika Türkiye'den korkup çekip gidecekse bu Arap sevicileri, ülkeleri Mısır, Arabistan başta olmak üzere İsrail bunun ucundayken o zaman 3. Dünya Savaşı değil 4. Dünya Savaşı'na başlattık biz. Yani Amerika ya tamam deyip bu bölgeden çekilir mi kolay kolay? Çekilir. Çekilir. Şöyle çekilir. Çünkü şöyle Amerika'nın askerleri paralı askerler. Vatanseverlik duyguları falan yok. Tamam, Amerika orada bozguna da uğrayabilir. Modern silahları vardır olabilir. Ancak Amerika şöyle bir şey var. Bakın eğer burada Kürt devleti kurduracağına inansaydı bizim bu hareketi yapmazdı. Baktı ki Türklerin kararlılığını gördü. Bir. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin karar alıcılarının Suriye ile yan yana Rusya ile yan yana olması Amerika'yı geri atmak zorunda kaldı. Bu çok önemli bir oyun, küresel bir oyun. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin karar alıcıları gerçekten ben tebrik ediyorum. Rusya'yla beraber partner olmaları, ayrıca İran'ın gücü de çok fazla Suriye'de. Amerika'ya kök söktürüyor abi. İran madem bizde güç olduysa niye kınıyor şimdi? Siyasi bir manevra mı? Şöyle bir şey, İran Türkiye'nin öne çıkmasını istemez yani. Mesela bu Suriye'de öne çıkmasını istemiyor. Tamam. Geriden yan yana kalsın. Aynı hizada koşalım. Dolayısıyla bu harekat girdiğinde Türkiye doğru rol sahibi. Dolayısıyla İran çıkarmak için yapar. Aslında olmaz mı diyorsun? Yani Amerika düşmanlığı İran'da daha fazla. Yani Türkiye'yi tercih eder mi diyorsun İran? Evet, Türkiye'yi tercih eder. Mecburen edecek zaten. El mahkum yani. Konumu onu gerektiriyor. Konumu onu gerektiriyor yani. Bugün Suriye'ye malzeme gönderirken İran uçakları nerenin hava sahasını kullanıyor? Bizim hava sahasını kullanıyor. Biz istesek kapatırız. Götüremezler oraya. Hamas'a yardım ediyorlar. Hamas'a silahları nereden götürüyorlar? Bizim hava sahasını kullanarak gönderiyorlar ya. Yani. Evet abi bir şöyle bir not var da. Yani gerçekten şu andaki bizim ordumuzun yaptığı harekatın cephe genişliği 480 km. Evet. Ereğli'den, Halkapınar'dan Ankara'ya kadar. Yani düşünebiliyor musun? Tabii 480 biz buna çarşamba günü saat 4'te girdik. 180 noktadan aynı anda atış top atışıyla girmiş. 180 noktadan. Evet. 480. Evet. Ve bugün işte 4. gün ama dün itibariyle girdik ya. Yani resmen girdik. Niye? Yani buradan ben şuraya geleceğim abi. Türk deyince dünyada Türk kelimesi bütün Hristiyan ve Türk olmayan bütün ülkelerin uzmanlar tarafından diyelim. Halkı da biliyor da Türk deyince savaşçı akla gidiyor ya. Şimdi bizim Türk'ün savaşçılığın bunları zaten herhalde yeterince korkuttu yani.
Şimdi biz şöyle bir şey ders aldık. Ordunun her kademesinde bu dersler devam ediyor. Onca FETÖ'cünün çıkmasına rağmen. Şimdi çıkmasına rağmen, ordu sarsılmasına rağmen ordu örselendi. Ama ordunun şeyi... Yani toplam 4 şehitim var asker yani, olarak sadece. Evet evet. Yani keşke şimdi, hiç olmasın ama yani gerçekten başarı. Ama şu var. İki şeyden ders çıkardık Hikmet. Bir, Balkan bozgunundan Türkiye'deki ordu geleneği büyük bir ders çıkardı. İkincisi, Sarıkamış'tan çok büyük ders çıkardı. Ondan sonra ne yaptı Gazi Mustafa Kemal arkadaşları? Mağlubiyetleri değil mi? Mağlubiyetleri. Buradan dersler alındı mı? Ne dersler alındı bakın ama Suriye'ye geleceğim. Arkaya olmamak. Suriye'ye geleceğim. Evet. Hazırlık yapmak, savaşa hazırlık yapmak, o harekata hazırlık yapmak. Evet, Gazi Mustafa Kemal arkadaşları yaklaşık olarak Kurtuluş Savaşı'na bir yıla yakın hazırlandılar. Bakın. Ne yaptılar? Karatay Belediyesi'nin önünde Aladağ'dan gelen koyunlardan, danalardan kavurmalar yapılıp cepheye gönderildi. Yiyecek, stoku, her şey. Yani şimdi bakın dün bir açıklama vardı. Dün televizyonlarda düştü kulislere. Ne dediler? Türk ordusu bir yıldır burada saha çalışması yapıyordu. Bakın eminim biz ben. Orada bir yıldır demek ki her noktayı biliyoruz. Hangi evin altında kanal olduğunu, hangi evin altında teröristler yerleştiğini, hangi caddede, hangi şeyde her şeyi biliyoruz. Evet. Dolayısıyla orada darmadağın ettiğimizden dolayı emperyal güçler bu Türkiye'nin gücünden rahatsız oluyorlar. Yani dünya karşımızda olabilir. Evet. Yani Amerika veya bu egemen güçler, biliyoruz ikide bir egemen güçler veya diyoruz da yani malum İngiltere'nin başını çekti. Fransa'sını, Almanya'sını, Avrupa'yı tüm koy içine. İşte Amerika'nın da şu anda şef rolünde. İkinci İsrail. Yani bir din savaşı da diyebiliriz. Yani bu açıdan din savaşı derken yani bu. Yani bu bizim Nevşehir'den Süveyş Kanalı'na kadar bir harita var ya abi. Vaat edilmiş topraklar. Yani bu bu büyük projenin alt projeleri bunlar. Evet, evet, yani Arap Baharı'yla başladı işte Mısır'da, Libya'da, Ürdün'de. Nasıl İsrail şımarık çocuk gibi sağa sola olmaya çalışıyorsa işte ama... Tabii şimdi Arap Baharı denildiğinde şöyle bir şey. Cezayir'de biliyorsunuz başladı ilk olaylar. Tunus'ta başladı. Bu Tunus'ta ve Cezayir'de başlayan olaylar bir tane seyyar satıcının şeyleri aşağıya dökülmesiyle daha sonra sanal alemde başlayan şeyler gitti. Ama Amerika toplumlara nasıl bu Müslümanları kandırmak için nasıl bir proje yaptı? Bu dedi özgürlük getirecek, demokrasi getirecek, diktatörler gidecek gibi böyle süslü sözlerle. Bakın ne oldu biliyor musunuz? 2007 yılında örnek vereyim. Buraya Konya'daki sivil toplum örgütüne konferansa gelen işbirlikçi, hain, FETÖ'nün gazetecisi Profesör Mümtazar Türkön'e burada geldi sivil toplum örgütünde bütün dindar insanların gözü önünde ne dedi biliyor musun değerli izleyiciler? Amerika Birleşik Devletleri'nin dedi bu Orta Doğu'daki önümüzdeki 15 yıl içinde gelişmeleri anlatacağım size. Benim bu anlatacağım bilgileri CIA'nın internet sitesinden aldım dedi. Bakın işbirlikçi ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi 22 ülkenin sınırları değiştirilecek, Irak 3'e bölünecek, İran 2'ye bölünecek. Suriye 3'e bölünecek, Suudi Arabistan 2'ye bölünüp 14 kişilik din kurulu idare edecek dedik. Müslüman kardeşler izliyordu Konya'da, ben en arkada oturuyordum, gözünün içine baka baka bunları söyledi. Sonradan da dedi ki buna destek olmalıyız, iyi olacak, Amerika adalet getirecek oraya dedi. Bakın FETÖ'cü, işbirlikçi, Konya gibi dindar kentte bunu söylediğinde oturan Müslüman kardeşlerimiz bir tanesi kalkıp demedi ki ne diyorsun bir dakika ya nasıl diyorsun sen o mübarek topraklarda din devleti kuracaksa Amerika mı kuracak hemşerim sen kimin lafını ediyorsun deyip demeyip şilt verdiler, alkışladılar ve gönderdiler. Devşirdiler Müslümanlar. Irak'ta milyonlarca insan ölürken, Ebu Garip cezaevinde işkence görürken bir tane Iraklı kadın Batı'ya mektup yazdı. Dedi ki Amerikan askerleri bana tecavüz etti. Şu anda hamileyim. İntihar etmek istiyorum ama inancımdan dolayı edemiyorum. Utanın dedi. Ama hiç cuma namazlarında Müslüman kardeşler buna karşı çıkmadı. Evet. Yürüyüşler yapmadılar. Hepimiz Amerika'ya karşı tepki göstermedik. Dolayısıyla şimdi göstermemiz gerekiyor. Bakın bu Barış Pınarı Harekatı'na destek için bütün illerde milli toplantılar yapılmalı. Milli mitingler yapılmalı. Aynı Kıbrıs sırasında yaptığımız gibi. Niye yapmıyoruz? Abi tam oraya gelmişim sözünü keseyim. Şimdi evet Barış Pınarı Harekatı başladı. Başarıyla da devam ediyor. Allah askerimizin ayağına taş değmesin. Abi şimdi programı biraz sonra bitireceğiz. Şimdi bizi izleyenler ve izleyecekler yayında kalacak.
bizden ne mesaj alsın? Ulusaldan alıyorlar, yerelden. Şunu diyebilir miyiz? Yani sık sık bütün siyasi görüşe mensup, duyarlı sizin gibi insanlarımız söylüyoruz da bir de biz söyleyelim. Ne olur bu Türk'ün için, Cumhuriyet'imiz için, bizim için en önemli bir kutsal bir harekatın şu sürecinde işte siyaset yapmayalım. Siyaseti zaten bak siyasiler yapıyor diyoruz da siyasilerimiz siyaset yapmadı. Ne yaptılar? Meclisten o PKK'nın hamileri parti hariç bütün diğer MHP, CHP, İYİ Parti, AKP bu hareket kararını onayladılar. Evet. Mecliste siyaset yapılmadı bu dava konusunda. Ya, helal olsun. Yerelde de yapılmadı. Siyasiler yapmadıktan sonra alttaki şakşakçı arabalar, bu borazancılar var abi. Troller var özellikle sosyal medyada. İşte bu Cumhurbaşkanlığı öne çıkararak veya AKP'nin iktidarın belli figüranlarını veya bu başarıyı Mehmetçiğin kanı pahanıza yaptığı başarıyı siyasete egal etmek, yönlendirmek isteyen bazı şaklabanları görüyoruz. Ne onlara kimse itibar etmemeli, ne karşı taraftan da siyasete muhalif olan kişiler veya teşkilatlar, bizler bu işi sulandırmamamız lazım. Kesinlikle. Bunun da lazım derken demeyle olmuyor. Ne yapalım? Siz işte biraz önce ben sözünüzü kestiğimde bu işin iller bazında, ilçeler bazında ortak konsolosluğu, bütün siyasi görüşlerin, sivil toplum kuruluşlarına dahil olduğu böyle kibire bulanmadan veya işte ben hükümetim, ben belediyeyim, ben belirlerim, buralı belediyeyim sizinle girmeden. Çünkü bu neyin, bu lafı, şu cümleyi niye söylemek zorunda kalıyorum? Maalesef mevcut iktidarın 17 yıllık yaptığı icraatlarda artık böyle yapmalarına o kadar hazırız ve alıştık ki. Yani bunların bu konuda da hadi ortak karar verelim diyeceklerini ben zannetmiyorum. Keşke desinler de ortak mitingler, söyleşiler. Bakın ileride belediyelerin bir sürü kültür sarayları var. Kongre merkezleri var. Ama sadece yanlışlara çalışıyorlar. Sadece belli partinin, belli siyasi şeyin orada herkesin birbirine aynı şeyi anlatması değil artık günümüzde. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin, ilçe belediyelerinin yapmaları gereken şeyler şu. Orada aksine farklı görüşteki insanları getirip söylettirmelmesi. Evet. Kendini getirmiş aynı vatandaş aynısına söylüyor. Körler sağırlar birbirine. Hayır öyle değil. Birlik olma zamanı şimdi. Evet. Geçmişte insanlar neyi söylerse söylesin. Asla yargılamayacağız. Bu günümüzdeki turnusol kağıdı gibi bu harekata destek verilmesi, harekatla ilgili ne olabilir, geçmişte ne olmuş. Bugün gençlerimize belediyeler FETÖ'nün neler yaptığını öğretmiyor. Evet. 15 Temmuz'u kutluyoruz. Tamam 15 Temmuz'u şey yapalım ama 15 Temmuz'a nasıl gelindi? 15 Temmuz'a verdiğimiz mücadeleyi kutsayalım. Onu tamam güzel. Abi. 15 Temmuz'a ama nasıl 15 geliyor? Temmuz'dan önce FETÖ neler yaptı? Onu şehirlerde neler yaptı? FETÖ'nün oyunları nelerdi? Hangi kuvveti aldı? Deniz kuvvetleri neden hedef aldı? Hiç onu ordunun içine nasıl girdi? Polisin içine nasıl girdi? Gençlerimize siyaset bunları nasıl anlatabiliyor muyuz? Hangi İmam Hatip Lisesi farklı görüşteki insanları çağırıp varsa yoksa 15 Temmuz şehitlerine şey yani, yapıyorlar. Dolayısıyla böyle Mursi'ye, Metiye yapmayı falan boş verin. Bırakın bunları yani. Mursi falan değil bizim sorunumuz kardeşim yani. Evet. Mursi'nin işte devletinin şu anda yaptığını görüyoruz. Yaptığını görüyorsunuz işte. Hiç fark etmiyor yani. Evet Bahri abi. Teşekkür ederim. Sizin de çok sağ programımız var biliyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Güzel bir program oldu inşallah. Abicim ülkemiz, devletimiz, milletimiz, Türk milleti bir inşallah tarihten gelen şeyini devam ettirecek. Siz herhalde ayrılacaksınız. Evet. Abi o zaman sana müsaade edelim ben bir toparlayayım. Tabii görüşürüz. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler. Saygılar. Hadi sağ olasın abi. Ben Bahri abimi şöyle geçireyim. Abi bak bir açalım. Evet, ezanı muhabbetimiz Muhammed okunuyor. Şöyle artık tek kişi kaldığımıza göre pozisyonumuzu alalım. Evet değerli takipçilerim. 13 Ekim 2019 Pazar bugünkü programımızda tabii ki ülkemizin, gemimizin yani içinde bulunduğumuz geminin genel bir gündem konusu olan Suriye'yi düzenlediğimiz Barış Pınarı Harekatı'nı es geçemezdik. Böyle bir ülkemizin geçmişinden olan birikimi, mirası yani geçmişin mirası derken
Türk eşittir savaşçı, asker, vatansever, şehitlik olgusunun, duygusunun dünyada belki de, dünya insanlık tarihinde belki de en zirve yaptığı bir milletin evlatlarının tekrar öyle bir şehitlik olması, şehit olunması durumunun söz konusu olduğu bir ortama adeta bir düğüne gider gibi, adeta bir şenliğe gider gibi ülkede böyle bir havanın estiği, dua ordusunun oluştuğu bir günde, bir pazar gününde biz tabii ki Karapınar nereye gidiyor gibi sıradan ve rutin şeyleri konuşamazdık. Kendimize yakışanı yapmak adına biz de bugün şanlı ordumuzun 5 gün önce, bugün 5. gün, 4 gün önce başlatıp ciddi mesafe aldığı, belki de hareket olarak taarruz hareketi, yani hareket ileri, taarruz hareketi olarak sonuna yaklaştığı bile diyebileceğimiz, çünkü çok hızlı ilerliyorlar. Helal olsun. Bahri Komutanım'ın da dediği gibi iyi hazırlanılmış, iyi dersine çalışılmış, iyi elektronik, dijital istihbaratı, oraların karşı cephenin tahlil edildiği. Ya ne bileyim, ben asker değilim ama gerçekten gurur duydum. Zannetmiyorum ki hani o gözümüzle büyüttüğümüz Amerika'nın profesyonel orduları, İngiltere'nin ve Avrupa'nın belli filmlerde gördüğümüz, hani sık sık sinema filmlerinde görürüz ya profesyonel ordu, sadece filmlerde olurdu. Biz o filmlerde gördüğümüz savaş taktiklerini ve saha uygulamalarını, harp uygulamalarını şu anda Kahraman Türk Ordusu gördüğüm, bildiğim kadarıyla, tabii bunlar hepsi alenen teşhir edilmez basında ama hissediyoruz. Çünkü kısa bir sürede ciddi mesafe alındı ve Suriye'nin kuzeyi, bizim güneyimiz, umarım ki niyet o zaten, güvenli bölge oluşur da bu Hristiyan aleminin, Yahudi aleminin yıllardır Kızıl Elması olan, onların Kızıl Elması olan bu büyük BOP, Büyük Ortadoğu Projesi'nin bozulmuş olur ve bundan sonra da ömür boyu bir daha buna cesaret edemezler. Ülkemizdeki sığınmacı durumunda bulunan milyonlarca, 3 milyonu bulduğu söyleniyor. Suriyelilerin artık misafirlikleri gerçekten çok uzadı. En az bizler kadar onların da bazıları rahatsız, bunu biliyorum, hepsi değilse de. Bazıları burada rahat alıştı, o da ayrı bir konu, konumuz o değil neyse. Ama bu güvenli bölgede oluşturulacak tabii yeni yerleşim birimleri ne? Bu Suriye'deki, Suriye'den Türkiye'de bulunan vatandaşların bir kısmı gidip o bölgelere ikamet yerleştirildiği zaman oralar gerçek anlamında ülke için, bizim için artık bir tehlike olmaktan çıkacak diye ümit ediyorum. Çünkü oraya artık ne PKK'sı, ne DAEŞ'i, ne YPG'si, bunların hepsi zaten isimlerin farklı, kelimelerin, şey, harflerin farklı olması hiç anlamı yok. Bunların hepsi şer güçlerin, ülkemiz topraklarına gözü olan veya bölge topraklarına gözü olan şer güçlerin piyonları. Ya bugün ismi PKK olur, K ile P yer değiştirir, Y ile L yer değiştirir, hiç önemli değil. Yani bizi bu bölgede, bu Türk milletinin, bu Türkiye coğrafyasında, bu Orta Doğu'da yani rahat bırakmayacaklar. Bu tarih boyunca böyle olmuştur ve bundan sonra da kesinlikle böyle olacaktır. Ama ne olur, biz ne kadar yavaş ve gevşek davranırsak, ilgisiz, alakasız veya teknolojiden uzak, özellikle savunma sanayimiz dışa bağımlı olursa, onlar o ölçüde şımarır, azar ve bizi rahatsız ederler. Hatta sıkıntı da verirler. İşte veriyorlar. Şehit veriyoruz. En büyük sıkıntı o zaten. Ama biz ne kadar güçlü, diri, iri ve birlik içinde olur, ordumuzda, milletimizde, özellikle savunma sanayimizin yerli ve milli güçlü teknolojik donanımlar olması halinde de işte tıpkı şu 3-4 gündür orada olduğu gibi geri adım atmak zorunda kalır. Çekilir giderler ve ama ben şuna da inanıyorum. Çekilip giderler. Evet, şu anda çekilip gidecekler belki de ama çünkü silahın karşısında hiçbir güç duramaz. Hiç kimse yani tanka, topa, füzeye, rokete göğsünü geremez. Fakat ben şunu da biraz önce söyledim. Yani Amerika, Bahri Bey'le bu konuda farklı düşündüğümüzü zannediyorum. Amerika mevcut haliyle, keşke yanılıyor olayım da, mevcut haliyle bölgeden ya tamam ben bu Türklerle artık baş edemeyeceğim. Madem Rusya ile İran'a da bunlar kanki oldu, ben artık Orta Doğu'dan çekiliyorum. İsrail, sen de ne yaparsan yap, bana ne kardeşim diyeceğini kesinlikle zannetmiyorum. Bu da benim görüşüm.
Keşke yanılmış olayım. Yani bu görüşümde keşke yanılmış olayım. Bu Amerika zihniyeti ilelebet tabii ki Amerika'nın sonu gelecek. Yani ila nihayet olacağını zaten şu an 2019 itibariyle Amerika'nın o şekilde bir aciz içine düşeceğini ben şu an itibariyle zannetmiyorum. Benim şahsi görüşüm, herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu da bir oyun. Geri çekilme. Bugün yine Trump dün akşam işte oradanın gündüzü bizim gecemiz. Yine YPG'ye geri çekilin talimatı vermiş. Ya adam sanki YPG'nin ordu komutanı mübarek. Geri çekilin diyor. Yani bizim televizyonların hepsinin altyazısıydı. Yani demek istediğim evet şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ve ordusu adına Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün iyi gidiyoruz. Planladığımız, umduğumuz ve beklediğimizden hatta daha iyi gelişmeler oluyor. İnşallah tez zamanla da fiziki olarak son varacağımız yerlere varız, ulaşırız ve gerekli orada yapılması gerekenler güvenlik noktasında tabii artık oraya mobil veya pek ayrıntıya girmeyeyim ama yani oraya tabii ki girdik geri çekilip gelecek halimiz yok. İlla ki istihbarat gücü, oradaki Özgür Suriye Ordusu'nun oraların kontrolünü alıp daha sonra da kontrolünü sürdürebilmesi için lojistik, teknolojik bir takım karakollar, izlemeleri veya teknolojik üsler kurulup öyle gelinecektir. Yoksa gittik, kovaladık, hadi tamam sınıra geldik, dön dediğimizde arkamızdan da tekrar onlar gelir. Ne anladım ben bu aşağıdan? Yani böyle bir şey olmayacağını da malum. Yani devlet aklı koskoca milyarlar, belki trilyon demeyeyim de rakamları bilmeyeyim. Bunca oraya yapılan ekonomik ve şehit bedeline rağmen ertesi gün yani varıp da geri döneceğimizi kimse düşünmesin. Fakat biraz da ben belki biraz vesvese yapıyorum. Fakat bir sene sonra ne olur? 5 sene sonra ne olur? O konuda da net düşünemiyorum yani. Gerçekten düşünemiyorum. Çünkü ülkemizin şu andaki hala ekonomik krizde çalkalandığımız gerçeği beni böyle düşündürüyor. Yani tamam silah sanayi, yerli milli, kendi teknolojimiz falan diyoruz ama her işin başı ekonomi, güç, para. Ve biz de şu anda ekonomik olarak sıkıntıdayız. Tamam anlık 3 gün, 5 gün, 1 ay savaştık, gittik, vurduk, kırdık, her yeri aldık, dünyayı zapt ettik. Olabilir. Ya sonra? Yani tutabileceğin mi? Ekonomik gücün ne kadar senin ordunun arkasında duracak? İşte bunları düşündüğüm zaman da şu andaki barış harekatının bu bölgeye ilahi nihai artık barış ve huzur sağlayacağını, Amerika'nın artık bu bölgeden elini ayağını çekip kendi işine gücüne başka yerlere bakacağını, Afrika'ya, Avrupa'ya, ne bileyim Avustralya'ya başka yerlere saldıracağını, artık Orta Asya'dan, buralardan ayağını çekeceğini ben kesinlikle zannetmiyorum. Nokta. Evet değerli dostlar, bugünkü programı da burada tamamlıyoruz. Karapınar nereye gidiyordan ziyade Suriye nereye gidiyor acizane emekli astsubay Bahri Kılıçel abimle değerlendirmeye çalıştık. Umarım takipçilerimizi, bizi izleyenleri ve izleyecekleri sıkmadan zaten bildiğiniz konular. Yani bugün benden ne Bahri abimden 3-5 gündür bu işe duyarlı bütün insanımız kanal kanal zaten uzmanları dinliyorsunuz. Farklı bir şeyler söylemedik ancak benim derdim şu, bilin ki yani biz de yerel basın olarak bizler de o sizin ulusal kanallarda görüp dinlediğiniz insanlardan farklı değiliz. Yani bizler de birer bireyiz. Onlar da gidip bir fil savaşın cephenin içinden veya İsrail başkanıyla, Amerika başkanıyla veya ne bileyim bizim genelkurmay başkanımızla görüşüp gelip de aldıkları özel bilgileri paylaşmıyorlar. Onlar da bizim gibi sadece geçmişi araştırmaya, okumaya, bilmeye ve bildikleriyle mevcutları karşılaştırarak gelecek hakkında yorumlar yapmaya çalışıyorlar. Ben de insanımızın, özellikle yerelde Karapınarlı insanımızın, Konya'daki vatandaşlarımızın bizi takip eden, seven, beğenen, ola ki gençler bizim önlerini, ufuklarını açmalar adına bu tür yorumlar, bu tür zamanlardaki yorumlar, değerlendirmeler sadece ulusal kanallarda ki vatandaşlar tarafından değil, her bireyin biraz idrak sahibi ve bilgi sahibi her bireyin kendince yorumlayabileceği olaylar olduğunun gösterilmesi adına
Bir de duyarlılığımız gereği. Yani bizim bunu sadece köşe yazılarımızda, yeri gerektiği zaman bulunduğumuz ortamlarda söylemenin haricinde benim de bugün bu programı bu Suriye konusuna ayırmam gerektiğini, kendime yakışan olacağını inandığım için böyle program yaptım. Bizleri bu pazar gününde dinleyen, izleyen izleyicilerime tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Önümüzdeki hafta yine her zamanki gününde ve saatinde, haftaya pazar saat 12'de yeni bir El Meydanı programında daha sizlerle görüşmek üzere. Umarım o gün haftaya bu barış harekatının top, savaş, tüfek, tank böyle şeylerin bittiği artık Türk ordusunun, şanlı Türk ordusunun hedeflenen bölgeye %100 hakim olduğu, artık imar çalışmalarının, yol çalışmanın, lojistik çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunun konuşulduğu, dünya basınında Türkiye'ye artık bir Kürt katliamı yapıyordan ziyade Türk ordusu destan yazdı başlıklarını atmazlar da, o mihvalde Türk ordusu geri çekildi, çekiliyor, bölgeyi temizledi işte terör örgütlerinden demesi mihvalinde haberlerin yapılıp en azından saldırılıp iftira atılmayacağı bir sürece gireceğimiz bir pazar gün, yani haftaya pazar günü sizlerle ayın 20'si olacak. Evet, 20 Ekim saat 12'de görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağlık dolu bir hafta diliyorum. Selametle kalın efendim.